Merhabalar, ben Emre Kaşıkçı. Bugün sizlere Revit'te nasıl metraj alacağız onu göstereceğim. Şimdi ilk başta Ribbon Man'de View sekmesindeki Schedule kısmına geleceğiz. Örneğin bizim burada bir çelik yapımız var ve buradaki çelik kolonlarımızın metrajını almak istiyoruz. Buraya gelip Schedule and Quantities'te Material Takeoff arasındaki en temel fark şudur. Material Takeoff sayılamayan elemanlar için metraj alınmasıdır. Schedule and Quantities kapı gibi, pencere gibi elemanları metraj için kullanılır. Burada Material Takeoff dedikten sonra kolon seçeneğini seçiyorum. Ve daha sonrasında burada hangi bilgileri görmek istiyorsam onları karşı tarafa aktarıyorum. Bir tane de Material ismi ekleyeceğim. Daha sonrasında tablomu bu şekilde oluştuğunu görüyorum. Şimdi mesela ben buradaki kolonlarımın birim fiyatına 10 dolar diyorum. Ve bununla aynı olan bütün kolonlarımın birim fiyatı 10 dolar oluyor. Bu bilgiler bazen girili olarak da gelebilir, family ile bağlantılı olarak. Bizim seçtiğimiz kolonlar da girili değilmiş. Buradaki kolonuma da birim fiyat olarak 15 dolar dedi. Ve bununla aynı olan bütün kolonlar için bunu yine 15 dolar olarak düzenledi. Şimdi ben bir tane buraya da bir formül oluşturuyorum. Yine currency para birimini seçeneğini seçiyorum ve uzunluğum ile para birimimi birim fiyatımı çarpacağım. Çünkü bunlar 1 metre uzunluğundaki birim fiyatıydı. Bu şekilde fiyatlarımızı oluşturduk. Burada daha sonrasında Unit seçeneğine geliyorum. Dolar işaretini yerleştirdim buraya. Şuradaki filter kısmından bunları familisine göre gruplandırıyorum. Daha sonrasında format kısmına geliyorum ve fiyat toplamını bana göstermesini istiyorum. Şu anda da gördüğünüz gibi bu kolonumun bana toplam maliyeti 6.401 dolarmış. Bu kolonumun bana toplam maliyeti de 118.838 dolarmış. Toplamda da 125.239 dolarlık bir maliyeti varmış kolonlarımın bana. Bu tabii ki işte bizim uzunluğumuzda birim fiyatımızı çarptığı hali toplamda da böyle bir maliyet çıkardı. Bu şekilde metrajımızı hızlı bir şekilde oluştuğunu görüyorum.